Yeniden merhabalar. Çok güzel, şiş örgüye aratmayan bir tığ örgü modeli buldum. Her yerde kullanabileceksiniz. İster birisi ebroli, birisi düz, isterseniz ikisi de düz olacak şekilde birbirini patlatan zıt renkler kullanırsanız çok daha etkili olacak. Dedim bir solukta giriş yaptım. Herkes hoş geldi. Çok kolay bir örnek var. Nerede gördüm? Çok güzel bir bebek takımı yapmışlar. Robadan başlanan hırkası, pantolonu mavi beyaz örmüşler. Pembe beyaz yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanılabilir. Bu şekilde fantazi iplerimizle etol şallar, yelekler, hırkalar da yapılabilir dedikten sonra Alize'nin en çok sevdiğim ebruli tonlarından Angora Gold, renk numarası 60 60. Yanında da düz renk olarak krem simli Alize Angora Gold var. Bunun da renk numarası 62 bu, bu krem tonunu ben çok seviyorum. Bu da simlisi. Ekranda daha beyaz çıkıyor ama birazcık daha böyle sıcak bir tonu var. Ve evet, beni heyecanlandıran şeylerde, projelerde böyle hızım alamıyorum. Bir yere yetişecek gibi bir anda bir solukta anlatıyorum kusuruma bakmayın. hislerini çok fazla saklayamayan biriyim. Örneğimiz tığ işi. Zincir, çekeceğimiz zincir normaldeki uzunluğumuzdan biraz fazla olacak çünkü hafif dalgalanan bir başlangıç noktası var. O yüzden zincirinizi öreceğiniz projenin üçte biri kadar daha fazla çekerseniz isabet olur. Yani bayağı uzun çekin. Lastik olarak trabzan sık iğne uygulamaları yapabilirsiniz. Ben direkt olarak örneğin uygulamasıyla başlayacağım. Örneğimiz tek sırada sonlanıyor. Ama böyle bakınca birazcık dalgalı ve değişik bir görüntüsü var. Ben ilk defa gördüm şahsen. Belki bilenleriniz vardır. Birinci sıra hangi renkle başladığınızın önemi yok. İster ebrolü ister düz renkle başlayabilirsiniz. Kenar kısmında 3 adet ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden ipi başına aldım. 1 2 tane atlıyorum. 3. zincirden ikili trabzan. Tığ numaram 2,5 mm. Angora ipleri 3, 3, 2.5-2.75-3-3.25'lerle örebilirsiniz. Tekrar aynı zincirin içinden ikinci bir trabzan. 2 tane zincir. Aynı noktadan V kafes şeklinde olduğu gibi 1 2 iki tane ikili trabzan. İkişerli trabzanlarla bir V kafes gibi su taşı gibi örgü ördük şimdi ipi aldık yine zincir yok bir iki tane atılıyorum üçüncüden üçüncü zincirden bir tane trabzan bir iki tane atılıyorum üçüncüden bir tane daha ikili trabzan burası şöyle örgümüzü topluyor. Şimdi bu ördüğümüz trabzan şu su taşının birincisi olmak üzere ikinci trabzan örüyorum. İki tane zincir. Üst sırada açık renkle de göreceğiz. O yüzden Tekrardan ikinci bir trabzan. İpi aldım. İki tane atlıyorum. Üçüncüden bir tane trabzan. İpi alıyorum. İki tane atlıyorum. Yeniden trabzan. Ama bu trabzan artık şuradaki su taşının birincisi oluyor. Yani yani aslında basitçe bir şekilde bir su taşı, iki atla, bir trabzan, İki zincir atla bir su taşı olacak şekilde. Ördüğümüzün kurulu sırası böyle. Şimdi buradaki ellerimde biraz boya kalıntıları vardır kusura bakmayın. Sprey boya ile masa çekmecelerimi boyadım ve gayet de güzel oldu. Ve aynı noktadan trabzanları tamamlıyorum. Yeniden iki tane atlayarak bir trabzan tekrardan ipi alıyorum. iki tane ilmek atlayarak bir trabzan daha örüyorum. Şimdi burayı sıranın sonu gibi düşünün. Sıranın başındaki gibi bitirmem gerekiyor. Yani, yani şuradaki üçüncü trabzanımız şu aradaki trabzandı. Onun gibi düşünün. Yani şuydu. Ve şimdi kalan kısmı bir trabzan daha örerek iki trabzanla bitiriyorum. taraftan da rengi başlatabilirim fark etmez. Birinci trabzandan ipi bağladık. İki tane zincirle yukarıya çıktım. Yanına diğer trabzanı örüyorum. Başlangıçta şurada 3 trabzan yapmıştık. 2 tanesi kenar trabzanı. Şimdi ipi aldık. Üçüncüyü ön taraftan bir kez geçirdim. İlmeği bekletiyoruz. Su taşının birinci trabzanından onu da geçiriyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum, birleştiriyorum. İpi aldım şimdi su taşının içine 1 2 adet trabzan 2 tane zincir yine 2 tane trabzan alttaki ikinci trabzanı önden bir kez geçirdim ipi aldım şimdi aradaki trabzanı önden bir tane de onu çıkıyorum tekrar aldım ve diğer su birinci trabzanı olmak üzere üçünü birlikte kapatıyorum zincir yok. Su taşının ortasına yine ikişerlik trabzan grubunu örüyorum. Bir kez daha göstereceğim. İpi alıyorum. İkinci trabzanın önünden bir tane ördüm, kalan ilmeği bekletiyorum. İki su taşının arasındaki şu tek ilmeği önden aldım, bir tane de onu geçirerek bekletiyorum. Üçüncü kez diğer su taşının birinci ilmeğinden aldım ve toplamış olduğum 3 ilmeği birlikte Kapatıyorum ve su taşının ortasında aynı şekilde 4 adet trabzanı arasında 2 zincir yaparak örüyorum. Evet trabzandan sonra tekrardan aynı işlemde bitireceğim. Şu aradaki tek ilmek. Burası kenar kısmı. Aynen şu arası gibi de yapabilirsiniz. Burada atlayarak oluşturabilirsiniz. Fark etmez. Kapatıyorum. Ve iki tane kenar trabzanı örerek sırayı Tamamlıyorum. Şu ikinciyi örerken diğer renge geçeceğim. Şöyle üzerinden geçirerek alt sırada kalan ucu onu da uzatarak şöyle bir kere de kapatıp geçiş sağlayabilirim. Evet renk geçişini sağladık. Arka sıradayız. Aynı işlemi burada da tekrar edeceğim. Diğer renkle tekrar edeceğim. İki tane zincire yukarıya doğru çıktım. İkinci trabzanla kenar trabzanlarını bitirdim. Şimdi arada birleştirdiğimiz kısım tek trabzan olarak sayılıyor. Bir tane geçirip beklettim. Ve su taşının birinci trabzanını ama arkaya doğru çıkarak ve topladım. Tekrar alıyorum. Normal su taşını aynı şekilde örüyorum. Ortada değişen hiçbir şey yok. Sabit. Sadece kenar trabzanlarını 3 boyutlu örüyoruz. Tekrar aldım. Bakın ön yüzdeki ön yüzden örerken ne yapıyorduk? Şu su taşının kenarını, ortadaki tek trabzanı ve tekrar su taşının kenarını alıyorduk 3 tane şimdi ne oldu bu defa şu topladığımız trabzan tek trabzan yerine geçiyor ortadakinin yerine ve tekrardan şu var 1 2 3 adet bunu sadece arka sırada yapmış oluyorum Bir, 2 bakın üçünü birlikte aldık ve diğer trabzan ve kapattım su taşını örüyorum hemen yavaş bir şekilde tekrar sağdan bir trabzan ortadaki topladığımız trabzanlardan bir tane ve sol bacağından bir tane olmak üzere kapatıyorum ve kenar kısmında da aynı işlemi yaparak kapatıyorum. Ve kenardaki iki adet trabzanı normal olarak örüyorum. Kenar kısmı size bağlı. İstediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Biraz önce bütününde çok güzel bir şekilde örneği göreceksiniz şimdi anlaşılmıyor burada renk geçişini yapacağım şöyle de geçebilirim çok da önemli değil ipim ince olduğu için ve yine ön yüzdeyim ne yapıyorum aynısı kenar trabzanları bu defa çok kolay ön yüzde Ortada topladığım trabzanlar, şurada su taşına ait olan trabzan kapatıyorum. Arada zincir yok, su taşın olduğu gibi örüyorum. şu topladığım trabzanların arkasından geçip bir seferde. Yerleri hiç değişmiyor. Örnek üst üste ilerliyor. Toplama işlemi ve su taşı birbirinin üzerine diziliyor. Ve yeniden su taşı. Ve bu şekilde örüp gidiyoruz. Sonra ne oluyor? Evet, bir zamanlar karlar yağar vardı. Onu hatırlattı. Çok güzel, çok cimcime, benek benek nasıl örüldüğü anlaşılmıyor bile. Şiş örgü gibi duruyor uzaktan. Hiç tığ örgü gibi durmuyor. Örgü parçam küçük olduğu için tabii ki de kahverengi de kaldı ipim ama Emin olun ebruli ipin tamamından şal, yelek, hırka herhangi bir proje örerseniz renk geçişleri muhteşem olacak. Hele bir de battaniye örerseniz kadife iplerle düz renklerle de olur. Çok hoş ve farklı duracaktır. Evet kolaylığı ile zamanımıza ve ruhumuza görselliği ile gözlerimize ve şıklığımıza hitap eden tül gibi. İp sarfiyatı da az olacaktır. Bu örgüde ip sarfiyatı çok az olacaktır. Bakın şu güzelliğe. Ters tarafı ütüledim. Buharlı ütüyle güzelce ütüledim. Angora goldları, alize, divaları gönül rahatlığıyla ütüleyebilirsiniz. Ütülenince güzelliğine bir kat daha güzellik katılıyor. Sertliği gidiyor, yumuşuyor. Ve şöyle kağıt gibi bakın ama ısıtan, koruyan bir yapı kazanıyor. İpin kahverengi tarafı denk gelmişti bu nasıl parçada. Olur? Bir nevi de sade renkle nasıl olur onu görmüş oldunuz. Bebek örgülerinde şeker mi şeker, ebruli, batik bebek ipleriyle, düz iplerle çok güzel projeler çıkarırsınız. Robadan elbiseler, yine parayolar, kendinize yazlık, yelekler uzun yelekler, yine örgülerde bordur, uçlarında, etek uçlarında pek çok yerde uygulayabilirsiniz. Beyaz ve siyahla kullanılabiliyor olması görsellik açısından çok büyük bir avantaj olacaktır. Burada gözükmeyeceği için siyahlı bir kombin yapmadım. Görmekte zorlanacağınız için ama şöyle güzel ebroli bir ipe siyahla bir kombin yaptığınızda veya sadece siyah beyazla örebilirsiniz. Nefis sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çantaları da çok güzel olur. Hele de kağıt iplerle tam bir çiçek bahçesi görüntüsü olur. Her şey olur. Hayal gücünüze bırakıyorum. Anlatması benden, örmesi sizden. Instagram hesabım, linkim ve diğer sosyal medya linklerim videonun altında o ok kişi ayetine tıklayın. Açıklama bölümünde var. Facebook'ta büyük bir izleyici kitlem var. 12 yıldır mevcut bulunan. Yine Pinterest'te ve Instagram'da yine Emine Toker hobi mühendisi olarak aratabilirsiniz. Instagram linkimi de altta bulabilirsiniz. Ekran üzerine de yazdım. Oradan takibe alabilirsiniz kullandığım malzemeleri. Yeni sürprizler devam ediyor. Kullandığım malzemeleri ve sizi güvenilir, güzel hizmet alabileceğiniz yerlere yönlendirmeye devam ediyorum. Malzemelerle sizin emeklerinizi yoğurmaya ve buluşturmaya ortaya güzel şeyler çıkartmanıza katkıda bulunmayı niyet ediyorum. Umarım niyetime kavuşuyorumdur. Güzel dönüşler alıyorum. Ve bugünlükte bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. İç alemi sevgiyle çiçek açan muhabbet ehlinden olmamız dileğiyle. Sevgiyle kalın.